Türk oyunu 2 haftada nasıl 808 milyon TL kazandı? Battlefield en büyük Abal. Serilerden bir tanesi. Fakat seri sürekli aynı oyunları çıkara çıkara bir noktada oyuncu kitlesini de kaybetti. Bunun üzerine daha iddialı pazarlama stratejilerine girdiler. Yine de yeni oyunlar içerik olarak ya yetersiz kaldı bu ya da oyun oynanmaz haldeydi. O kadar fazla sunucu hatası, bug ve içerik eksikliği vardı ki Battlefield 2042'yi aylar sonra oynayan çok az insan kaldı. Fakat tüm milyon dolarlık bütçelere karşı grafikleri kenara atıp oynanışa odaklanan bir yapım vardı. BattleBit. BattleBit bu Türk oyunu mu? Bunu söyledi miydi lan biri bize? Vay aman aman, ben her yerde görüyorum lan bu oyunu. Üç arkadaş tarafından iki... Helal olsun lan. 2016'dan beri geliştiriliyordu. Grafikler ne kadar basit olsa da oyunun amacı size özgürlük sunmaktı. Hızlı ve tatmin edici bir oynanışla grafiğin önemi kalmadığını birçok insana inat gösterdi. Ayrıca oyunu yapan 3 kişiden ikisinin kökenini bilmesem de birinin Türk olduğunu eminim. Önceden oyunlar Steam Greenlight'a girerdi ve orada belli bir oy aldıktan sonra Steam'de yayınlanırlardı. Bu oyun o kadar uzun süredir geliştiriliyor ki 2016'dan beri. Ve ilk Greenlight'a konulduğu zaman omzunda Türk bayrağı olan bir asker görüyor. Bunu gördükten sonra biraz araştırmaya başladım. Oyunun yayıncısı ve geliştiricisi olan Sergeant Okidoki kendisi Türk. YouTube hesabını sadece İngilizce olarak kullanıyor ama kedisi Yağmur'u görebiliyorsunuz. Hatta oyunu geliştirirken ilk videolarında Türkçe arkadaşlarıyla konuşuyor. Yiğit, Kaan diye arkadaşları var, onlara sesleniyor. Hatta onlar da Sergeant'a oyun hakkında sorular da soruyorlar. Oyun yabancı piyasalarda genellikle 15 dolar gibi fiyata satılıyor. Bazı ülkelerde 10 sterlin gibi fiyatlarda da bulabiliyorsunuz. Ülkemizde ise 180 lira gibi bir değeri var ve diğer ülkelere kıyasla aşırı da ucuz aslında. Evet, 180 liraya bu dönemde bu grafikli bir oyun almak büyük ihtimal size koyabilir. Fakat Türkiye piyasasında oyun 6,5 dolara satılıyor. Aslında Türkiye'de oyun normal fiyatının yarısından daha da ucuza satılıyor. Yani istatistiklere göre kabaca ortalama 12 dolarlık birim fiyatı çıkıyor ve oyun şu ana kadar 2,5 milyondan fazla satmış durumda. Bu da 808 milyon liranın üzerine tekabül ediyor. Steam her oyuna %30 komisyon alıyor ve bunu düşünecek olursak 3 arkadaşa 565 milyon lira kar kalıyor. Fakat bu noktada BattleBit'in Battlefield'a teşekkür etmesi lazım. EA yüzünden DICE kendi ayağını sıkıp acele acele oyunlar çıkardığı için kitlesini bayağı bir küstürdü. Böyle olunca küsen kitle farklı oyunlar aramaya başladı. O sırada da Battlefield'ın başarısızlığı BattleBit'in başarısı oldu. Oğlum şu son zamanlarda doğru düzgün oyun çıkmıyor ha, farkında mısınız? Büyük firmalardan bahsediyorum. Hepsi remake remastered kafasına girdi. Bir tek şu an Rockstar bir daşşaklı ilerliyor. Ondan sonra bir de böyle Spider-Man çıkıyor. Gerçi God of War falan filan var la. Yo yo, var ya. Var ama bence yine şey değil. Belli başlı böyle firmalar direkt remastered ve remake kafasına çok döndü. Varmış. Şimdi düşündüm, benim de aklıma geldi. Varmış da. Regret. Oh my god. Ama belli başlı firmalar remastered remake kafasına çok girdi ama tutuyor da. İyi yayınlar. Eyvallah Asuto. Teşekkür ederim. Battlefield 2042'nin 100 bin oyuncu çektiği ama bir yandan da yerildiği, hakaretlere uğradığı zamanda BattleBit her hafta belli bir gün test yapıyordu. Herkese açık oyunu bedavaya testlere sokuyordu ve böylelikle oyunu geliştirmeye devam ediyordu. Bu yüzden de oyun daha çıkmadan o kadar fazla istek listesine eklenmeye başladı ki. Özellikle bedava testlerde oyunu daha cazip kılıyordu çünkü arkadaşlarım sayesinde ben de bugünlerde testlere katılmıştım. Discord sunucularından neyin hoşumuza gittiğini paylaşabiliyorduk, neyin hoşumuza gitmediğini paylaşabiliyorduk ve yapımcılar buna göre şekillendirmeye çalışıyordu. Büyük ihtimal Battlefield bu kadar fazla reklam kampanyası yapıp bu kadar insanları gaza getirip patlamasaydı BattleBit bu kadar başarıya ulaşmayacaktı. Ama doğru zamanda doğru bir çıkış yaptılar. Oyun aslında Battlefield'ın düşük grafiklisi diyebiliriz. Her şeyiyle aynı. Sınıflarıyla zaten ufak değişiklikler harici birebir aynılar. Silahlarınızı istediğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz. İsterseniz bir takım arkadaşınızın yanında doğuyorsunuz ya da istediğiniz ele geçirdiğiniz bölgede doğabiliyorsunuz. Bunların hepsi zaten Battlefield mekaniği. Oyun zaten baktığınız zaman keyifli duruyor oğlum, yani hani oyun sana grafik değil mekaniği sunuyor. Eğer çatışması keyifliyse, oyunun içeriği güzelse
Grafiğe çok takılmıyor insanlar. Bir sürü oyun var zaten böyle. Neyinin aynısı. Duvarlar patlıyor, roket atarlar oradan oraya, bir şeyler kırıyor. Bunlar da zaten aynı. Fakat bu noktada oyun aşırı düşük grafikli. Yani patates bir bilgisayarınız olsa bile oynayabilirsiniz ve direkt Battlefield deneyimi alabilirsiniz. Ve özellikle de gerçekten kötü bir oyun olmadığı için mekanik olaraktan oynatıyor. Mesela hatırlarsanız biz bir ara bir hırsızlık oyunu oynuyorduk. Adını unuttum. Geldi mi aklınıza? Bak onun da grafikleri çok kötüydü ama oyunun atraksiyonu ve şeyi o kadar iyiydi ki. Thief mi? Thief miydi lan adı? Değildi lan Thief. Hayır hayır. Thief değildi ya. Payday değil ya. Bak Perfect Days de çok güzel oyundu. Bu oyunda çok güzel oyundu. Perfect Days de değil ya. Baya arkadaşlar iki grup oluyorduk. Bir ekip ajan gibi içeriye girmeye çalışıyordu. Diğer ekip koruyordu. Teardown da değil ya. Oğlum adını bir gösterin. Örnek göstereyim oyunu bir. Ekipçe oynuyorduk evet. Hayır Deceive değil. Intruder mıydı lan? Heh bu oyun. Bak 8.2 saat oynamışım bakın. Grafikleri güzel değil. Ama oyunun olayı ve şeyi o kadar iyi ki. Mekanikleri falan o kadar iyiydi ki biz bunu bayağı oynadık. Harbiden de keyifliydi oyun yani. İnsanların mikrofonlarla beraber etkileşimlerini görebiliyorsunuz. Bağırışlarını, yakarışlarını, hatta bir oyuncuyu öldürdükten sonra karşı takımda size haykırışlarını duyabiliyorsunuz. Böylelikle daha da oyunun içerisine giriyorsunuz. Yo, what a throwback. Okay, let's go. Rush, rush, rush. Al Pacino. Özellikle bazı kişiler gerçekten oyunu yaşayıp oynuyorlar ve mermi yediklerinde bağırıp çığlık atıp öldüklerinde sesleri çıkararaktan eğlenceli kılıyorlar oyunu. Man down, please help me. I have kids. Please help me. Help me. What are you doing to me? What are you doing to me, stepbrother? Savaşa git piç. Neden beni sürüklüyorsun? Oyunda müzik açıp sizi eğlendiren insanlar da var ama bütün oyunu bozacak şekilde... Tabii ya bu oyunda ne trollüyorlardır var ya amına koyayım full bas. Etrafta koşup müzik açıp bağırıp çağıran garip insanlar görmedim. Zaten yapar... Bence vardır ya. Görmemişsindir de %100 vardır. Lerse de çok kolay birkaç butonla hızlıca rapor hemen edebiliyorsunuz ve birden fazla kişi bana yapınca bunun çaresine bakılıyor. Ayrıca BattleBits öyle şaşalı en iyisi ben olacağım tarzı bir iddiası da yoktu. Kendi halinde sadece eğlence odaklı bir oyundu ama Battlefield çıkarken 2042'nin bütün Battlefield oyunlarından daha iyi olacağını, oynanışın bambaşka olacağını söylerken birçok Battlefield'ın eski oyununa göre geri kaldı. Mesela konteyneri ateş ediyorsunuz ama o konteyner düşmüyor. Öbür oyunlarda düşen konteynerler daha gelişmiş bir teknolojide bir multiplayer oyunda düşmüyor. Daha PlayStation 3 jenerasyonunda yapabildiğiniz şeyleri PlayStation 5 jenerasyonunda yeni bilgisayar, yeni ekran kartlarında yapamıyorsanız o zaman bir sıkıntı var demektir zaten. Ha, bu arada gördüğünüz bu olay aslında önceden kodlanmış bir animasyon. Ama hiç düşmemesinden kesinlikle çok daha iyi. Battlefield 2042 kesinlikle çok kötü bir oyun değil. Fakat vaat edileni vermediği için insanlar ona fazlasıyla kızgın. Özellikle bu oyun 254 kişinin aynı anda sunucuda oynayabildiği bak, oyun o ve çok aşırı güzel. Kaotik. O çok güzel. Aslında var ya böyle bir ekip oluşturacağız izleyicilerle. Ama sıfır troll. Gerçekten full böyle abonelerle mabonelerle bir ortam oluşturacağız. Anladın mı? 120 kişi atıyorum benim ekip. 120 kişi de atıyorum Tuğkan abinin aboneleri. Benim aboneler. Ama herkes dinleyecek işte. 2-3 tane komutanımız olacak. Aramızda 120'ye 120 kapışacağız. Ama çok gerçekçi. Kimse trollemeyecek. Gerçek savaştaymış gibi. Mükemmel olur la. Ekranda gördüğünüz bütün noktalar benim takım arkadaşlarıma ait ve o kadar nokta görmediğiniz alanlarda pusan insanlar, savaşan insanlar karşı takıma da ait. Battlefield 2042 maksimum 100...
Çok güzel ama çok zor olur. Vallahi biz zamanında Warband'da falan yaptık bunu arkadaşlar. Bizim yüksek aylık abonelerden öyle bir ekip oluştururuz ki. Zamanında biz bunları yaptık oğlum. Warband'da falan 50-50. Kimseden tık var ya, tık bir tane bozan adam yoktu ha. 128 kişilik bir maç. 64 karşıda, 64 sizin takımda 64'de olarak 64'de sunuyordu. olur. Ama BattleBit 254 oyuncuya kadar bunu O da çok sunabiliyor. iyi. Böylelikle daha az grafikli bir oyun ve daha fazla paket yollayan bir oyun olduğundan dolayı sunucular da böylelikle daha az yoruluyor ve 254 oyuncuyu çok daha rahat bir şekilde ağırlayabiliyorlar. Benim en sevdiğim olaylardan bir tanesi ise yaralanan arkadaşlarınızı savaş alanında tutuyorsunuz, sürüklüyorsunuz ve onu bandajlıyorsunuz. Hatta bandajlama öyle bir şey ki normalde Battlefield'da sadece sıhhiye olmanız lazım. Siz bir medikseniz anca o zaman şok vererek arkadaşınızı kaldırabiliyorsunuz, onlara can verebiliyorsunuz. Ama işler çok daha farklı. BattleBit hangi klası, hangi sınıfı oynarsanız oynayın her karakteri, her arkadaşınızı Bu kaldırabildiğiniz mantıklı olmuş opsiyonlar bu arada. sunuyor. Bu Aleykümselam. yüzden de oyunun içindeki oyuncuların birbiriyle etkileşimi de çok iyi. Çünkü bazen yere düşen insanlar sesli komutlarla beraber bağırarak "Hey, revive me" falan dedikleri için bana "Ha, adam düşmüş" deyip kaldırabiliyorum. Battlefield'da ise işte birinin size denk gelip şok falan vermesini bekliyorsunuz ki bu %90 bir ihtimal olmuyor. Ha, BattleBit için böyle aman şu an işte %100 kaldırıyorlar mı? Hayır, %50-50 diyebilirim. Ama yine de aralarda dağlar kadar fark var. Oyunda Fortnite gibi bariyerler kuramasanız da bariyerler kurabiliyorsunuz. Savaş Bravo. pozisyonunuza göre bu oyunu... Düşünsene, çatıya çıkacaksın 50 kişi. Öbür ekip de mesela aşağıdan 50 kişi burayı basmaya çalışacak. Ya da işte bir ekip tüm binaya geçecek. Ama binayı temizle, atıyorum 50 kişi binayı savunacak. 80 kişi basacak. Squad da mesela mükemmel bir oyun. Operasyon, üf. Squad ama çok zor oyun ya. Bayağı etkiliyor aslında. Ama oyunu özel kılan onun atmosferi, çünkü gerçekten bu sesli chat, sesli muhabbet özelliği, düşmanınızla bile Squad sohbet efsane oyun. edebilme muhabbeti bayağı sağlam bir şey. Oyunu Bin samimi saatim var kılıyor. zor değil o Yani kadar. arayıp Hatırlatsanıza bulamadığınız video çekici samimi Squad'ı bak. ortam Nasıl oynadığımı burada göstereceğim. bulunabilir. Normalde arkadaşlarımla ne kadar eğleniyorsam ona benzer eğlenceleri tanımadığım insanlarla yaşadım. Ha, herkes tabii ki en iyisiyle olayım, herkesi parçalayayım diyebiliyor. Ama işin özünde de eğlenmeye girdiklerini biliyorlar. Aslında grafiklerin kendini O ciddiye iyi oğlum. almayışından dolayı oyuncular da öbür oyunlar gibi toksik bir şekilde "en iyisi ben olacağım" demiyor. Goy Kanalına tekrar ulaşmana sevindim. Ne oldu da kanalı mı çalınmış? Squat. Bak göstereyim size. Eline sağlık Adal.